Avrupa'da ilk gittiğim yer bir aile. Sabah kahvaltısına bir baktım ki sucuklar, etler, bastırmalar dolu. Öğle yemeğinde keza aynı, akşam yemeği aynı. Dedim ki neden Türkiye'de biz bu sofrayı kuramıyoruz? Onları, yani o sofralarını sizin yapan icatlarmış. İşte bunu çözmenin yolu nedir? İcat. Bende de bu yetenek var. Topluma çıktım. Ne istiyorsunuz? Diyor ki ya diyor git başının içine git diyor bir iş dükkan aç diyor. Şurada diyor işte bir kafe aç diyor. İşte o kabuğu yırtmak için çok zahmet çek. 22 yıl geçti. Ülkemde icatlar yaptım ve icatların da 7 tanesini üretime geçtim. Ben karşılık beklemiyorum. Ben bu ülkenin kalkınması için ne gerekiyorsa onu yapıyorum. Benim ürünlerin 16-17 tanesi icat kapsamında. Fındık kırmada, boylamadan fındık kırması dünyada yoktur. Dedim ki ben bunu çıkaracağım. Oturdum, Ar-Ge'sini yaptım ve başardım. Bu dünyada bir ilk. Ziraat mühendisleri geldiler, dediler ki ya bir dal kesme aleti yapabilir misin? Alttan yukarı kesen bir alet. Dedim yaparım, yeter ki benden bir şey istedim. 3-4 sene sonra işi tamamen tutturduk. Fındık toplama makinesini hiç doğayı bozmadan, yerden fındığı alıyor, hava kullanmadan toplayabilir hale getirdim. Ondan sonra dediler ki çayır biçme yap. Başardık. Dediler ki ya gübre atma makinesi de yap. Onu da başardık mı? 60 yaşındayım. Bilim yapan insanın beyni devamlı gençtir. Onun için tavsiyem her insanın bilim yapma yoluna girmesi ve orada mutluluğu araması. Pes etmediğim için bugünkü yaptığım icatları ortaya çıkarttım. Eğer pes etseydim bugünkü 35 tane çalışma ve 17 tane icat ortaya çıkmazdı. Yani onun için pes etme asla bilimci için söz konusu değil. Hayaller özgürdür. Çok çalışmak hedefe götürür. Senin de hayatında pes etmeye yer yoksa kulübe hoş geldin. Asla pes etmeyenler kulübü ilham veren hikayelerini Türk Eğitim Vakfı'na destek amacıyla bir kitapta topladı. Sen de pes etmediğin hikayeni paylaş, hem yeni nesiller için bir ışık yak, hem de hedefine giden yolda Farmaton sana destek olsun. Unutma, bu hayat senin. Asla pes etme.